Herkese selamlar. Yine Galatasaray gündemiyle birlikteyiz. ne'de işler karıştı. Galatasaray'ın bonuslar hariç 10 milyon euro ödeyerek Kasımpaşa'dan alıp Brujo kiraladığı ne'de işler karıştı. Senegal Yıldız Belçika ekibine 3 milyon 350 bin avroya kiralanmış sözleşmesine de 13 milyon euro satın alma opsiyonu konmuştu. Bürüş'ün disiplinsiz tavırları yüzünden kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncu giderek değer kaybı yaşıyor. Çünkü 28 yaşındaki oyuncunun takımının tesislerinde idmana dahi çıkamıyor. Mecburu izin verilen Cagney ise çalışmalarına bireysel olarak ülkesi Senegal'de devam ediyor. Sarı Kırmızılar Belçika ekibine 3 milyon 350 bin avroyu ödeyin. Sözleşmesini fes edelim. Oyuncuyu geri alalım. Teklifinde bulunmuş. Ancak bu talep Bruges tarafından kabul edilmemişti. Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Belçikalılarla bir görüşme daha yaparak Jackne'nin çalışmalarına İstanbul'da devam etmesini istediklerini iletti. Ancak bu teklifte kabul görmedi. Piyasa değeri sadece birkaç ay içinde 9 milyon avrodan 6 milyon avroya kadar düşen Jackney için Sarı Kırmızılar son çare olarak FIFA'ya başvurmayı hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi Jackne'nin tesislerde çalışmasına bile izin verilmediğini belirtip oyuncunun yaşadığı değer kaybından dolayı kulübün zarara uğradığını vurgulayacak. Galatasaray bu problemin çözülmesi adına oyuncunun Bruja kiralanırken sözleşmede belirtilen 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasını talep edecek. Galatasaray'a bugün transfer bombası geldi. Galatasaray son maçlarında şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Sezon sonunda hem kupa hem de ligde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı kırmızılar transferde gözünü kararttı bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da başladı. Ara transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelen Sarı Kırmızılı takım bu oyuncuların yanına takımına doğrudan katkı sağlayacak isimlerle de güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaraylı kurmaylar birkaç senedir gündeme gelen Liverpool'un yıldız oyuncusu Şerden Şakir'i transferini sezon sonu sonuçlandırmak istiyor. Sezon başı ve ara transfer döneminde sarı kırmızıların gündemine gelen Yıldız futbolcu için sezon sonu Galatasaray'ın girişimde bulunacağı iddia edildi. Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Şakir'i geçtiğimiz aylarda daha oynamak istediğini belirtirken Yıldız oyuncunun başka bir kulübe kiralık gönderilmesi gündemdeydi. Şakir ile ismi geçen kulüpler arasında Galatasaray'da yer alırken İtalyan basında çıkan haberlerde Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağını yazdı. La Gazzetta Delle Sport'ta yer alan habere göre Şakir'in sezon sonunda daha fazla oynayacağı bir takıma gideceği ve kulübün Galatasaray olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Şakir'i daha önce de kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Şakir'i bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de 6 maçta görev yaparken bir de gol attı. 28 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şakiri Galatasaray'a sezon sonunda gelir mi? Galatasaray'da Sekidika gerçeği. Galatasaray'ın Eskişehir Spor'dan aldığı YSE Sekidika'nın Azerbaycan'ın Nefci Kulübü tarafından denendiği ancak beğenilmediği ortaya çıkmış. Oyuncunun Galatasaray'a transferinden sonra hayıflanan Nefci yetkilerinin biz Sekidika'da neyi göremedik? Galatasaray gibi bir takım transfer ederken biz niye beğenmedik? diyerek şaşırdıkları ortaya çıktı. Eskişehir Spor Başkanı Mustafa Akgören de sözleşmesini fesederek Galatasaray'a giden Sekilika'nın borçlarını ödeyemedikleri için gittiğini ifade ederek, bir futbolcu haricinde kimse bizi terk etmedi. Galatasaray'a giden Yese haricinde. O da paramı öderseniz gitmem dedi. Biz ödeyemedik açıklamasını yapmıştı. Eskişehir Spor Başkanı 83 bin euro acil para yatırması gerekiyordu. Sözleşmedeki rakamlar ayrı konu tartışılır ama o sözleşme imzalanmış. İmzalandıysa o futbolcu bu parayı ödeyeceksiniz. Ödeyemiyoruz. Aylardır da ödenmemiş. Yüzlerce binlerce söz verilmiş ama tutulmamış diyerek açıklama yaptı. Romanya'dan Arda Turan açıklaması geldi. Transfer döneminde uzun süre Galatasaray'a gelip gelmeyeceği tartışılan ve kulüp bulamayan Arda Turan için ortaya atılan Stabükreş iddialarının ardından açıklama geldi. Stabükreş teknik direktörü Bogdan Vintila Arda Turan transferi sorulunca gülerek Buna ne diyeyim ki? Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu bilmiyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım dediği belirtildi. Kulübün sportif direktörü ise iddiaları herhalde Türkiye'de bir Nisan şıkası yapıyorlar şeklinde yanıtladı. Romanya'da ara transfer dönemi Avrupa'daki birçok ülkenin aksine 17 Şubat günü sona eriyor. Galatasaray için bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Kupası karşılaşmasında oynanan oyun Galatasaray taraftarının hiçbirisini mutlu etmedi. Ligde güzel gidişin ardından bu maçın da güzel geçeceğini düşünen taraftar hayal kırıklığına uğradı. Maça çoğu oyuncudan yoksun rotasyon çıkmaya çıkmayı düşünen Fatih Terim istenilen oyunu sağda yansıtamadı. Bu maç en çok dikkat çeken isim ise yine Belhanda oldu. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Belhanda bilindiği gibi taraftarlar arası her geçen gün biraz daha açılmaya devam ediyor. En son küfür olayında taraftar tarafından istenmeyen adam haline gelen Belhanda bu maçta da tepki topladı. Sık sık hatalı pasından sonra Fatih Terim bile kameralara yansıyan konuşmasında hasta ya ruh hastası bu dediğini hep birlikte gördük. Fatih Terim ne kadar sezon sonuna kadar kalmalı talimatı verse de bu maçtan sonra kararını değiştirdiği öğrenildi. Belhanda'ya Rus ekibi Spartak Moskova ve Arabistan'dan teklifler geldiği söyleniyor. Galatasaray yöneticileri Belhanda'nın bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi. Şu an gelen en yüksek teklif 6 milyon olduğu söyleniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Belhanda satılmalı mı? Yoksa transfer döneminin kapandığı için yeni transfer yapamayacağız. Bu yüzden en azından sezon sonuna kadar elde tutulmalı mı? Son 2 sezonda geriye düşse de şampiyonluğa ulaşmasını bilen Galatasaray'ın haftaları yeniden başladı. Cimbom'da ilk yarıda lider Demir Grup Sivas Spor'un 10 puan gerisine düşse de ikinci yarının başlamasıyla birlikte lige ağırlığını koydu. İlk yarıdaki Antalya Spor maçıyla üst üste 4. galibiyetine imza atan Sarı Kırmızılar Sivas Spor ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Galatasaray şu anda gol patlaması yaşıyor. İşte Cimbom'un bu sene öne çıkan isimleri. Ömer Bayram İkisi son 2 iki maçta olmak üzere oynadığı 16 maçta 8 asist yaptı, Bir de gol attı. Wishcay ile birlikte en çok asist yapan iki oyuncu oldu. Mariano gönderilmesi gündemdeydi. Son anda takımda kaldı ve son 3 maçta 3 asist yaptı. Kendisinden yana oyunu kullanan teknik heyeti pişman etmedi. Adem, Falcao'nun yokluğunu hiç mi hiç aratmadı. Konya ve Kayseri maçlarında 2 gol attı. Emre Akbaba Ligde oynadığı 3 maçta 2 gol attı. Tam bir 10 numara ve gizli forvet gibi oynuyor. Büyük bir sakatlıktan döndü. Ancak aylardır oynuyormuş gibi formundan hiçbir şey kaybetmemiş doğrusu. Taraftarın göz bebeği şu anda. Feguli ikinci yarıların adamı olduğunu bir kez daha gösterdi. Formu sürekli yükseliyor. Kayseri Spor maçında 2 gol birden atıp tavan yaptı. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Donk nereye koysan oynuyor. Kayseri maçında defanstaydı ve yine de golünü attı. Muslera galibiyetle kapatılan son 4 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. Yaptığı kritik kurtarışlarla bir kez daha kalitesini ortaya koydu. Seri yavaş yavaş form grafiğini yükseltti. İkinci yarıda orta sahaya ağırlığını koydu. Lemina taraftarın yeni sevgilisi. Mücadeleci ve hırslı. Kayseri maçında cezası nedeniyle yoktu. Falca yavaş yavaş kendini buluyor taraftarın göz bebeği. Geçtiğimiz maçta sakatlığından dolayı oynayamadı. Ama bu maçta oynanması bekleniyor. Oynadığı her maç karşı rakibin stoperleri için tam bir tehlike. Galatasaraylı herkesi sevindirecek bir haber geldi. Bu sezon takıma katılan ve gösterdiği performans ve hırsıyla herkesi dudak sırtan Florin Andine sakatlıktan döndü. Göztepe maçında sakatlandıktan sonra yaklaşık 3 aydır maçlara çıkamayan Andone önümüzdeki Kasımpaşa maçında takımla görebileceğiz. Geldiği günden beri sürekli eski takımı Brighton'a dönmek istemediğini Galatasaray'da kalmak istediğini bildiren Florin Andone için girişimlere başlandığı söyleniyor. Fatih Terim'in de aradığı cinsten bir forvet olan Andone tam bir elmandir andırıyor. Sürekli baskısı mücadeleye bırakmayışı tam bir yırtıcı forvet. Bugün yapılan toplantıda Brighton'da küme düşmesi durumunda çok ucuz bir miktara bon servisini almayı planlıyormuş Galatasaray. Eski takımı Brighton şu an düşme potasında sadece 2 puan gerisinde. Brighton'da Andone'nin o sözlerinden sonra tekrar takıma geri çağırmak istemiyor açıkçası. Bon servisi cüzdi bir miktarda alırsak çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Tam 4-4-2 sistem oyuncusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Florin Andone gerçekten de bon servisi alıp takıma dahil edilmeli mi? Devre arası transfer dönemini hızlı şekilde tamamlayan Galatasaray kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak gerçekleştiremediği Mensa için flash bir talip çıkmış. Öte yandan Galatasaray için birçok isim yazılıp çizilmiş. Bu isimlerden biri de Kayseri Spor'un 25 yaşındaki yıldızı Bernard Mensah'tı. Sarı Kırmızılar Ganalı ismi yakından takip etmiş hatta Abdülrahim Albayrak'ın oyuncu için devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Devre arası transfer.